İzmit'i daha iyi anlamak, kaynaşmak ve sevmek için sokaklarına iniyoruz. Eski yapılarını, tabii güzelliklerini gezmek, daha da önemlisi şehir halkıyla tanışıp dost olmak insana apayrı bir heyecan veriyor. Değişik medeniyetlerin uğrayıp geçtiği burası daha çok Roma ve Osmanlı kimliği taşır. Şehir boydan boya antik dönemlerden ve Osmanlı'dan kalma yerleşim kalıntılarıyla dolu. Kaleler, camiler, hamamlar, surlar, görkemli saraylar bunun en canlı şahitleri. Tarihi bir kent olma özelliğini taşıyan İzmit, kendi sınırları içerisinde birçok medeniyete kucak açmış. İzmit çevresindeki yerleşimin tarihi 2750 yıl öncesine kadar giriyor. Saat Kulesi, İzmit mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına 1901'de yaptırılmış. Neoklasik üslupta olup duvarlarında mermer, hereke ve tavşancıl yörelerine özgü traverten taşları kullanılmış. İzmit'in tartışmasız sembolü Saat Kulesi, zarif ve heybetli duruşuyla ayrı bir güzellik sergiliyor. Saray yokuşunda Saat Kulesi'nin bulunduğu parkın önünde bronzdan yapılan Atatürk Anıtı yer alıyor. Heykeltıraş Nijat Sirer tarafından 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü törenine yetiştirmek amacıyla hazırlanmış. Saat Kulesi'nin önünde yer alan saray bahçesi İzmit'te doğup büyüyenler için unutulmaz anılar bırakır. Burası şiirlere bile konu olmuş. Denizden eserken ılık bir rüzgar, ferahlar duyunca bir tren sesi, muhabbet taşırken her çeşit kuşlar, ne hoştur İzmit'in saray bahçesi. İzmit'te müze olmuş bir konak var. Abdülaziz'in köşkü ya da diğer adıyla Kasr-ı Hümayun. Demiryolu kuzeyinde Saat Kulesi yanında yer alır. Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından 1861-1876 yılları arasında yaptırılan saray, iki katlı ve cephesi mermer kaplı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk bu binada bir süre kalmış. 16-21 Ocak 1923'te ilk basın toplantısını bu tarihi binanın bu salonunda düzenlemiş. Demiryolu ve istasyonlar binlerce yıllık şehirlerin tam kalbindedir. İşte İzmit'in eski demiryolu şehrin tam ortasında, işlek caddelerin kavşak noktasında yer alıyor. Burası artık kullanılmıyor. Yürüyüş yolu olarak halkın hizmetine sunulmuş. Eski demiryolu, bugünkü adıyla Hürriyet Caddesi, halkın buluşma yeri. Bu cadde üzerinde tarihi açıdan karakteristik özellik taşıyan 1900'lü yılların başında ilk sancak mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa tarafından dikilen çınar ağaçları yükseliyor. Kentin tarihinde yeşile ve ağaca olan ilgi ve sorumluluk her zaman kendini göstermiş. Bu çınarlar anıt eser olarak tescillenip koruma altına alınmış. İzmit, tarihi eserlerle süslenmiş bir ilimiz. 16. yüzyılın ikinci yarısında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve Sadrazam Rüstem Paşa'nın ketüdası İzmitli Mehmet Bey'in ruhu için yapılan Fevziye Camii, 1894 depreminde tümüyle yıkılarak 1896 yılında Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden yapılmış. 17 Ağustos 1999 depreminde de büyük hasar gören Fevziye Camii, vefakar İzmir halkı, resmi kurumların ve kentin ileri gelenlerinin katkılarıyla yeniden inşa edildi. İnanç turizminin gözde mekanlarından birisi ve İzmit'in en önemli mimari eseri Pertev Paşa Külliyesi. Bu yapı topluluğu Osmanlı ordusunun sefer yolları üzerindeki konak noktasında yapılmış ve daha çok ordunun ihtiyacı için kullanılmış. Külliye, Padişah II. Selim'in ikinci veziri ve Rumeli Beylerbeyi Pertev Mehmet Paşa adına ölümünden sonra vasiyeti üzerine ketüdası Sinan Ağa tarafından yaptırılmış ve cami kitabesine göre 1569 yılında tamamlanmış. Cami, çeşme, hamam, medrese, kervansaray ve sıbyan mektebinden meydana gelir. Pertev Paşa asırlarca İpek ve Hicaz yolu üstünde yolculuk yapanlara hizmet veren eşsiz bir külliye. Şimdi Orhan Mahallesi'ne çıkıyoruz.
yol üzerinde sizi Süleyman Paşa Hamamı karşılar. 14. yüzyılda yapılmış, İzmit'te günümüze kadar ayakta kalabilen en eski tarihli Osmanlı dönemi yapısıdır. İzmit her ne kadar sanayi şehri olsa da hala eski kimliğini koruyor. Burası İzmit'in kalbi durumunda. Roma dönemi kalıntıları arasındaki tarihi ev ve konaklar Türk mimari stilinin en güzel örneklerini yansıtıyor. Zamana direnen bu evler kim bilir kaç aileyi sinesinde barındırdı. Tüm körfeze ve şehre hakim bu tepede yer alan Orhan Camii, 13. yüzyılda Şehzade Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış. 1840 yılında Sultan Abdülmecit zamanında onarılan yapı, İzmit'te en eski tarihi cami olarak günümüze kadar gelebilmiş. Bu onarımda ahşap bir son cemaat yeriyle padişah mahveli ilave edilmiş. Fatih Camii olarak bilinen bu mabette fethin sembolü olarak cuma ve bayram hutbeleri kılıçla irad edilir. Orhan Camii avlusundaki asırlık çınarın Süleyman Paşa'dan kalma olduğu söyleniyor. İzmit eski evleri ve dar sokaklarıyla da ilgi çeker. Daracık sokaklar arasında saklanmış eski evler geçmişin hatırasını yaşatıyor. Konaklar ve eski evler Kapanca Sokağı ve yakın çevresinde yer alıyor. İzmit'e gelinir de içinde nice ömürlerin tükendiği bu evler gezilmez mi? Eğimli ve Arnavut kaldırımı taş örgüsüyle kaplanmış sokakta yürürken ne hayatlar canlanır gözünüzün önünde. Sırrı Paşa Konağı İzmit evlerinin en ünlüsü. 19. yüzyılın ikinci yarısında 1888 yılında bağımsız sancak olan İzmit'in ilk mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılmış. Sırrı Paşa Köşkü'nün bitişiğinde yer alan Pembe Köşk, 50. yıllık öğretim okulunun kuzeyinde yer alır. 20. yüzyıl başında yapılan köşk, mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından kullanılmış. 1999-2000 yıllarında valilik tarafından onarılan Pembe Köşk, 3 katlı, kagir, giyotin pencereli bir konaktır. Adını dış cephe renginden alan Pembe Köşk, geçmişin nazlı yadigarı, eski bir şiir gibi duruyor. İzmit'te Osmanlılardan bize miras kalan evler de var. İşte İzmit'in denize hakim eğimli bir yamacı üzerine 1774 yılında inşa edilen Saatçı Ali Efendi Konağı. 3 katlı olan konakta vitraylı çifte camlar, kemerli pencereler, içte ve dışta kalem işi süslemeleriyle dönemini en iyi yansıtan sivil mimarlık örneklerimizden biri. Müzik.